Durak, Durak kuyumcu, kuyumcu işletme etmesi. sahibi Atilla, Atilla Durak, Durak altın ve döviz piyasasındaki ee, son durumu değerlendirdi. 98'den beri faaliyette bulunan bir kuyumcu 22 yıldır sarraflık yapan Atilla Durak, 2021 yılına altın bazına yüksek girdiklerinde fakat aşı satışlarının ons değerini düşürmesiyle altın fiyatlarında bir gerileme yaşandığını dile getirdi. Düşmeye başladı. İşte bu dış odaklı, işte biraz aşının bulunması ile e, onsun biraz daha düşük seviyelere geldiğini gördük. Dolarda biraz daha düşük seviyelere geldiğini gördük. Bu sebeple biraz altın fiyatı biraz da düşüş e, yaptı. Geçen haftayı düşüşle kapattı diyebiliriz. Bu haftaya işte Cuma'dan kaldığı stabil olarak 445'ten başladı. E, altın alımı için gayet uygun olan fiyatlarda şu anda altın. O yüzden yatırımcısına ve müşterilerimize altın almasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yani yeni yıla düşüşle başladı altın. Bu senenin yine yükseliş yılı olacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı yatırımcılara ve müşterilerimize kesinlikle altından vazgeçmemelerini ve altına yatırım yapma yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yatırımcılara başka tavsiyeniz var mı? Yatırımcılar şimdi internet ortamı, internet dünyasında olduğumuz için... Çok çeşitli, çok farklı e, yatırım araçları ile insanların kafasını karıştırabilecek bir sürü şeyler e, gündeme geliyor tabii ki. İşte örneğin bitcoin var, e, buna benzer e, dijital para yatırımları. E, fakat bizim e, yatırımcımızın en kolay ulaşabileceği ve en fazla oranlara bakıldığında kâr etmiş olan şey altındır. Biz yatırımcılarımıza kesinlikle altını tavsiye ediyoruz. Yabancı paraları da tavsiye etmiyoruz yerli ve milli olması açısından. Çünkü aldığınız her dolar, aldığınız her euro o ülkeye yatırım yaptığınız anlamına geliyor. O yüzden altını hem kolay ulaşılabilir, hem daha kolay saklanabilir olduğu için ve sürekli de artış trendinde olduğu için ...yatırımcılarımıza kesinlikle altını tavsiye ediyoruz. Diğer yatırım araçları hem kafa karıştırıcı... ...hem de daha çok tuzak olarak görülebilecek şeylerdir yani. Dövizde bu hafta hareketlilik var mı? Dövizde bu hafta değil, genel olarak tabii hareketli bir sene içerisindeyiz. Fakat dövizin şu anda geldiği nokta güzel bir nokta. Biz biraz daha düşeceğini düşebileceğini düşünüyoruz. Hatta geçen hafta biraz daha aşağılara geldi fakat... Tekrar e, ONS'un düşmesiyle yükseliş te, trendini biraz daha hızlandırdı. E, Merkez Bankası'nın bir daha ki faizi arttıracağını düşündüğümüz için doların bir kısım daha geri geleceğini düşünüyoruz. E, fakat e, dışa çok bağımlı olduğu için, gelişmelere çok bağımlı olduğu için dolarda şu olur bu olur demek çok zor. Çok değişken, çok e, farklı bir piyasası var. O yüzden e, her şey normal giderse... Biz düşünecek düşünüyoruz. Altın alıcıları şu an gram altın mı, çeyrek altın mı, hangisine daha çok talep var? Ee, şöyle söyleyeyim. tabii ki e, biz iki kısım olarak çalışıyoruz, kuyumcular olarak e, Ziynet eşyaları yani takı tarzında, bir de yatırım aracı olarak satılan işte bilerzik, çeyrek e, bu tarz yani işte gram altın, 24 ayar saf altın bu tarz ürünler satıyoruz, yatırımcılara onları tavsiye ediyoruz. Bir de takı ürünleri var. Bu aralar tabi satılan işte yılbaşı münasebetiyle biraz daha böyle takı ürünlerinin satıldığı doğrudur. Fakat tabi yatırım ürünleri her zaman bilerzik ve çeyrek her daim satılan ürünlerdir. Bunlar yatırımlık ürünlerdir. Bunları tavsiye ediyoruz. Yatırım yapmak isteyene 24 ayarı da tavsiye ediyoruz. Bilerzik ve çeyreği de tavsiye ediyoruz. Genel olarak bunlar satıyor zaten. Tabi dediğim gibi 12. ay işte yılbaşı hediyeleşme falan insanlar da biraz evde mahsur kaldı diğer takı ürünlerinin satışları da oluyor.